Batar mı sen? Görmüş olduğunuz gibi bu Bitlis'in ünlü yemeği olan büryan eti. Bu büryan etini biz kasaptan alırız. Kasaptan aldıktan sonra oradaki bazı işlemleri var. Orada çalışan personeller yapar. Onun kalın kemiklerini çıkarırlar. Çıkardıktan sonra onun kalın kemiklerini ayrı getirir. Burada afşo çorbası yaparız. Afşo çorbası da şu görmüş olduğunuz çorbamızdır. Büryanı da gece saat 3 gibi işlemine başlarız. Önceden tandırı yakarız. Tandır yandıktan sonra köz haline geldikten sonra yanma esasında etleri kayıp tuzlarız. Tuzladıktan sonra ateş geçtikten sonra bakırdan yapmış kazanlarımız var. Belli miktarda içine su bırakırız. O suyun kaynamaya başlamasıyla birlikte dışarıdan havalandırmamız var. Kapatırız. Demir köprü var. Bırakırız. Bıraktıktan sonra etleri az kalandırır. Tandırın ağzını kapatırız. Kapattıktan sonra da etrafını çamurla sıvarız. 1,5-2 saat hiç hava almadan kendi buharında pişer. Biz büryan içinde dördüncü kuşağım.
Bunu daha önce babam, dedem, babam, işte amcalarım yaptı. Yaklaşık 114 yıldır hizmet veriyoruz Bitlis'e büryan konusunda. Yani büryan nereden geldi, nasıl oldu derseniz, hani bizim dedelerimizden öğrendiğimiz, bu 4. Murat zamanından beri olan bir şey, onların bildiği. Yani bu Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde de geçer. Yani Evliya Çelebi Bitlis'e geldiği zaman ona büryan ikram edildiği bu kitapta geçmiştir. Yani tartışmalar hep vardı, Siirt'in mi, Bitlis'in mi diye. Yani büryanın biz Bitlis'in olduğunu düşünüyoruz. Çünkü tarihe baktığımız zaman Siirt Bitlis'in ilçesi olarak görünüyor. O yüzden yani bu tartışmalar ne kadar daha sürer bilmiyoruz ama ikisinin de yapılışı çok farklı zaten. Yani onlar fırında ısıtırlar. Biz tandırdan sıcak çıkartırız büryanı. Biz burada mesela ekmeğimiz sürekli taze ve sıcak gelir. Bizim ayrıyeten avşor denen bir sabah kahvaltımız vardır. Yani Siirt'ten çok farklı bir şekilde çalışıyoruz. Yani bu tartışmayı devam ettirmenin bir anlamı yok aslında. Değil mi? Sadece isim benzerliği, yani büryan. Çünkü onlar kuzu kullanır, biz erkek keçi kullanırız. Bu bölgede hevir diye geçer. Yani bu konu dediğim gibi çok tartışılacak bir konu değil artık. İl Kültür Müdürlüğü ile bu konuyla ilgili ben kendim bizzat görüştüm. Yani Siirt'in de patent değil de yani nasıl denir bilmiyorum ama yöresel bir lezzet olarak, yani patent olarak verilmemiş zaten Siirt'e de. Yani yöresel lezzet olarak bir konum olarak işaretlenmiş. Yani çalışma yapmalarını istedik ama şu anda herhangi bir çalışma da yapılmadı bu konuyla ilgili. Büryan tüketimi şu anda daha sezon başlamadı diyoruz biz. Yani büryanın mevsimi olduğunu söylüyoruz her zaman. Büryan yani Haziran ayıyla Ekim ayı arasında tüketilmesi gereken bir yemek. Yani günde şu anda satışımız biraz daha düşük sezon olmadığı için. Ama Ramazan'dan sonra tabii sezon, yani şu anda tükettiğimizin iki katına kadar çıkacaktır.